ediyorsunuz. Siz talan ediyorsunuz. Ustalık dediniz, bu memleketi mafya, çete, siyaset üçgenine mahkum ettiniz. Bütün vatandaşların bir kısmı açlık sınırında intihar ediyor. Sizin reisiniz diyor ki aç kalan var mı? Varsa gidin doyurun. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir reis Süleyman Soylu'nun güzel bir sözü vardı geçen günlerde, hatırlatmak istiyorum. Başıma bir şey gelseydi de bu günleri görmeseydim. Bunu Soylu söylüyor. Mazlumun ahı gün gelir hepinizin yakasına yapışır. Süleyman Soylu'nun konumuna düşersiniz. Bakınız, ben size bir şey söyleyeyim. Geçen günlerde Şırnak İl Meclisi'nde bir oylama yapılmış. Bizim arkadaşlarımız oylamaya red oyu vermiş ve önerge geçmemiş. AKP'li üyeler hem tehdit savurmuşlar hem fiziki saldırı. Biz sizi burada azınlığa düşüreceğiz. Ya geçireceksiniz ya burada olmayacaksınız diyorlar. İşte en küçüğünden en büyüğüne kadar diyoruz ki sizin zihniyetiniz de davranışınız da faşizmin ta kendisidir. Şimdi söylüyoruz bunu. Bakın, 18 üyemiz vardı, 8'ini düşürdüler. 8'ini düşürdüler, şimdi bizde 10, onlarda 9. Rant çalamıyorlar yani, hani Peker söylüyor ya, çalamıyorlar çuvallarla. Nedir tehdit? Sizi düşüreceğiz. Valiye de söylüyoruz, size de söylüyoruz. Bir tanesi düşürülüyorsa sizin imzanızla, rantçı anlayışınızla düşürülüyor. Bunun takipçisi ve mücadelecisi olacağız. Diğer bir husus, AKP'li bir arkadaş çıktı da dedi ki biz doğayı ve çevreyi seviyoruz. Ben şaşkına döndüm vallahi, dedim ya neyin nesidir, nasıl seviyor? Böyle sevgi olur mu? Sonra düşündüm. Kurt kuzuyu çok seviyormuş. Niçin seviyor? Şener Şener'in dediği gibi bir sorun. Yemek için seviyormuş. Siz de doğayı talan ve rant için seviyorsunuz. Öyle bir sevginiz yok. Biz sizi tanıdık 3 yılda. Kusura bakmayın. Şimdi anayasada şöyle bir şey var. Orman kesiminde işlenen suçlarda af yok. Ama bakınız, bakınız Cudi Gabar Bagok Dağları'nda, Besta bölgesinde 2013 yılında 13 yerde yangın çıkmış, 2020'de 40 yerde yangın çıkmış ve orman kesimleri var. Bu yıl Elazığ, Palo, Arıca, Diyarbakır, Dicle bir haftadır yangın var, sesiniz çıkmıyor. Şırnak'ın güney bölgesinde 5 köyde orman kesimi yapıldı. Besta bölgesinde orman kesildi. Kimin eliyle kesiliyor? Korucular eliyle. Başka vatandaş bulamıyorsunuz. Suça bulaşmış korucuları bir de orman suçlusu haline getiriyorsunuz. Alevere dalevere. O yetmedi. Güney Kürdistan'ın federal bölgesinin Haftanim mıntıkasında 6-7 köyün ormanlarını kesiyorsunuz. Hadi burada alavere dalavere hileyle Türkiye'de kestiniz de Güney Kürdistan'da ne hakkınız var? Güney Kürdistan, Güney Federa, Kuzey Irak. Neresi orası ya? Orası bilirsin sen. Bizim yüreğimizin içidir. Sen bırak onu. Dolayısıyla talan ediyorsunuz. Siz talan ediyorsunuz. Kandil değil, Haftanin'den bahsediyorum. Güney Kürdistan'ın sınırları, Irak'ın sınırları. Seninle bir alakası yok. Diğer bir husus. Bakın yalanı nasıl büyütmüşsünüz, yalanı. Rojava'da bir gazeteci bir ihtiyar yaşlıya soruyor. Diyor ki, siz Özgür Suriye ordusundan memnun musunuz? Gariban Türkçe bilmiyor. Hayır diyor, biz memnun değiliz. Geçen gün 3 kızımızı daha 13-14 yaşlarında kaçırdılar.
tecavüz ettiler. Koyunlarımızı çaldılar, hayvanlarımızı çaldılar. Memnun değiliz. Nasıl çeviri yapıyor biliyor musunuz? İşte sizin ürettiğiniz yalanlar vatandaşa kadar indi. Nasıl cevap veriyor? Diyor ki efendim, diyor ki amca biz YPG'den rahatsızız, bize zulüm ediyor. Çok güzel olmuş Özgür Suriye ordusu buraya geldi, biz çok memnunuz. Şimdi insan ahlaksız olur, dibe vurur, ancak bu kadar vurur işte. Yani böyle olur mu? Siz vatandaş ne söylüyorsa, yüreğin varsa söyle. Bir de bunu kim yetiştirdi? Kimin eseri? Sizin eseriniz. Açıkça ortaya çıkıyor. 17, 18, 19 yıldır ustalık dediniz, bu memleketi mafya, çete, siyaset üçgenine mahkum ettiniz. Bütün vatandaşların bir kısmı açlık sınırında intihar ediyor. Sizin reisiniz diyor ki aç kalan var mı? Varsa gidin doyurun. E böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir reis o. Sayın Turan. Hücre İtiraz Kanunu. Sayın Hatip'in önergesi de metinden, bu metnin maddeyi çıkarılması yönündeydi. Ne konuya, ne maddeye, ne önergeye hiç değinmeden her zamanki klasik, ön yargılı, seviyesiz. Sayın Turan, Sayın Turan devam edin. Bu dile ne vereceğiz Sayın Başkan? Bu dile cevap vermeyi uygun görmüyoruz. Bu dilin ne kendisine, ne partisine, ne ülkeye faydası yok Sayın Başkan. Peki, teşekkürler. Önergeyi oylarınıza... Pardon ya. Diğer önerge yok diyorum. Sakin. Sayın adı güzel. Milli ürünümüz fındığı geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilk dile getiren ve 35 TL taban fiyatı ilk söyleyen lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ardından AK Parti, Giresun Ordu vekilleri 30 TL, Demokrat Parti de 35 TL fiyat istemiştir. Bu arada haberler geliyor. Ucu dışarıda, yerli işbirlikçilerde boş durmuyor. El altından, yer altından fındıkta hükümete düşük fiyat çalışması yapıyorlar. Bu ampirler 3-5 kuruş komisyon için bu ülkenin milyarlarca lirasını yabancı şirketlere peşkeş çekmeye utanmayan yüzsüzlerdir. Bunlar bu milletin parasını dışarı akıtan vatan hainleridir. Bunlarla görüşüp iş tutan TMO veya bakanlık yetkilileri de bunlarla aynı yerdedir. Şimdi fındıkta beklenen halkın ve vekillerin talebi yönünde 35 TL fiyat beklentisidir. Sayın Erdoğan da açıklayacağı fiyat ile bu emek ve ihanet ikileminde tarafını belli edecektir. Teşekkür ediyorum.